Merhaba arkadaşlar, ben Duru. Bugün Çalışan Eczacılar olarak Bora Şahin ile birlikteyiz. Bora, bize biraz kendinden bahseder misin acaba? Öncelikle herkese merhabalar. İsmim Bora Şahin, İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi. Dördüncü sınıf öğrencisiyim. Şu anda Johnson & Johnson ilaç şirketinde ruhsatlandırma stajı yapıyorum. 3,5 ay önce başladım. Evden çalışıyorum. Yani İstanbul'da ofiste değilim, Mersin'de kendi evimdeyim. Daha önce yaz stajları yapmıştım. Bu stajlarım eczanede olmuştu. Yine fakültemizin İSPE Öğrenci Birliği'nde 3 senedir görev alıyorum. Bu kulüple aslında ilaç endüstrisinin tanımına yönelik çeşitli faaliyetler yapıyoruz. Yani normalde pandemiden önce ilaç firmalarının üretim merkezlerine geziler düzenleyip üretim hakkında bilgiler alıyorduk. Yine fakültemizde sektörde deneyimli eczacıları davet edip kariyer etkinlikleri düzenliyorduk. Departmanları yakından tanıma fırsatımız oluyordu. Yine ilaç şirketleriyle ortak etkinlikler yapıyorduk fakültemizde. Örneğin bir ilaç şirketiyle birlikte bir vaka çalışması düzenlemiştik. Pandemiyle birlikte tabii bizim de etkinliklerimiz online olmaya başladı. Bu dönemde online ilerliyoruz. Bir Dilek Tut Derneği gönüllüsüyüm. Bu dernek Amerika Birleşik Devletleri merkezli global bir dernek aslında. Make a Wish olarak geçiyor global ismi. 3 yaş 18 yaş arası hayati tehlikeli bir hastalık yaşayan hastalıkla mücadele eden çocukların en çok istedikleri bir dileğini gerçekleştirmeye çalışıyor bu dernek. Gönüllüler de bu projeye katkı sunuyor. Yine 2018 yılında gönüllü olarak Muğla'nın İztuzu plajında caretta karartılarla ilgili bir projeye gönüllü olarak katılmıştım. Bu şekilde. Bora, ne kadar güzel, hem çevre alanında hem sağlık alanında STK'larla birlikte çalışıyorsun, kurum kuruluşlarla birlikte çalışıyorsun. Bu arada İSPE'nin etkinliklerine katılan bir öğrenci olarak arkadaşlar şunu söyleyebilirim ki İSPE çok güzel işler yapıyor. Hem online'da hem realde. Ben şey hiç unutmam, birinci sınıftayken bir etkinlik yapmıştınız. Kimi, Pernigotti mi getirmiştiniz şey olarak, böyle dağıtmıştınız Evet, dondurma olarak? 2 sene önce evet bir dondurma okula davet ettiğimiz bir firma aslında bir dondurma firmasını da satın almıştı. Böyle yeni satın aldığı için ismini de biraz duyurmak için o okula gelirken dondurma da getirmişti ve öğrencilere dondurma ikram etmişti. Ben açık ve net bir şekilde söylüyorum. Bize, benim arkadaşlarıma belki o dondurma yerinden 10-15 tane falan almışımdır. Abartısız söylüyorum. Artık Cunusel falan bana böyle bakıyordu. Bunu da çok net bir şekilde söyleyebilirim. Onun dışında bir sonraki soruya geçiyorum. Tabii. Eczacılık fakültesini tercih ederken belli bir kariyer hedefin var mıydı? Hangi adımları bu hedefe göre attın? Evet, aslında eczacılık yazmayı kesinleştirdiğinde tercih yapmadan önce bazı üniversitelerin eczacılık fakültesini ziyaret etme şansım olmuştu. Örneğin Mersin'de yaşıyordum. Mersin Üniversitesi'nin eczacılık fakültesini tercih etmiştim. İstanbul'u yazmayı düşünüyordum. İstanbul'da Marmara ve İstanbul Üniversitesi'ne gezme şansım olmuştu. Burada aslında sağ olsunlar fakültenin hocaları bana yol gösterdi. Hocalarla sohbet etme imkanım olmuştu. Eczacılığın sadece eczane açmak olmadığını öğrenmiştim. Eczacılar ilaç endüstrisinde de çalışabiliyor ve sektörde çok az sayıda eczacı olduğu için sektörün eczacıya aslında ihtiyacı olduğunu söylemişti hocalar. Yine akademide devam edebileceğimi, artan fakülte sayısıyla birlikte aslında fakültelerin hocaya da ihtiyacı olduğunu söylemişti yine hocalar. Tabii ki eczacılıkta uzmanlık ve hastane eczacılığı da ayrı seçeneklerde. Bu kadar fazla çalışma alanı olunca ben de tam olarak karar verdim ve eczacılığı seçtim. İlaç endüstrisinde çalışmayı da kendime hedef olarak belirledim. Birinci sınıftan itibaren de endüstriye tanımaya yönelik etkinliklere katıldım. İSPE Öğrenci Birliği'ne katılma amacım da yine gelecekte endüstride çalışmayı istediğim içindi. Bizim fakültemiz aslında İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencilerine ilaç endüstrisine tanıtmaya yönelik çok güzel program yapıyor. Bizim fakültede ilaç sektöründe 360 derece diye bir dersimiz var. Bu dersi fakülte çeşitli ilaç şirketleriyle birlikte yürütüyor. Ve bu ilaç şirketlerinden biz ilaçların üretim aşamalarını İşte ürettikten sonra eczanede nasıl yer alır bu aşamaları veya bir molekül
keşfetmeyi vesaire anlatan bir ders, bir program. Onun dışında 360 derece bildiğimiz o zaman şey gibi bir şey, molekül dediğine göre molekülden başlayarak bir ilaç, ilaç rafında yerini alana kadarki geçen bütün prosesleri gösteren bir ders. evet, aynen öyle. Yine o ilaç şirketlerinin örneğin Ar-Ge departmanından insanlar geliyor. Bir molekül nasıl geliştirilir veya nasıl sentezlenir bunu anlatıyorlar bize. Çok faydalı, üretimi tanımak adına çok faydalı ve firmalar hakkında bilgi almak için çok faydalı bir dersi. Dördüncü sınıfta oluyor bu ders. İki dönemde yapılıyor. Hatta beşinci sınıfta bildiğim kadarıyla bu şirketler bu ders alan öğrencilere staj imkanı bile sunabiliyor. Tam detayını bilmiyorum bunun. Bu Ben derse çok tabii özür tabii. dilerim, böldüm. Bu arada bununla ilgili de bir video çekeceğiz arkadaşlar. Mesela Tuna var bizim okuldan. Tuna Abdi'ye gitti. Abdi İbrahim'e gitti bu 360 sayesinde. O çok çok güzel, dediğin gibi imkanlar sağlıyor. Ben senin lafını böldüm. Çok özür dilerim. Tekrardan. Yok, estağfurullah. Yine bu ders aslında iki aşamalı mülakatı geçerek öğrenciler seçilmişti. İlk önce yazılı bir sınav, ardından da bir vaka çalışması yapılıp başvuranlar arasından yaklaşık 30 kişi seçilmişti. Ben de bu derse seçildiğim için kendimi şanslı hissediyorum. Çok güzel. Peki bir şey Tabii ki. soracağım. Johnson & Johnson bu ders sayesinde mi oldu yoksa daha farklı mı? Yok, hayır. Johnson & Johnson farklı, tamamen farklı bir kapsamda oldu. Kendim gönüllü olarak oraya başvurdum ve orada da farklı mülakatlara girdim. O şekilde oldu Johnson. Onu zaten bir sonraki sorularda soracağız Evet. ama ben merak ettim şu an, hani 360 derecenin de hazır konusu Aha. geçmişken acaba nasıl Evet. oldu, orayla bir bağlantısı var mı gibisinden. Peki ben bir İstanbul Üniversitesi'nde okuyan bir öğrenci olarak şunu sormak istiyorum. Marmara'yı gezdim diyorsun, Mersin'deki üniversiteyi gezdim diyorsun. Hani bu iki üniversiteyle neden İstanbul Eczacılığı tercih ettim? Ben biraz bunu görmek istiyorum. Kesinlikle diğer üniversitede çok güzel öğretmenlerimiz, akademisyenlerimiz var. Sadece hani neden İstanbul Üniversitesi? Ben bunu merak ettim. Onun için sormak istiyorum. Aslında Mersin'de gezmiştim. Mersin Eczacılığı'da gezmiştim ama İstanbul'u tercih etmemin nedeni endüstride çalışmaya karar vermekti. Hedef olarak belirlememdi. İstanbul'da olmak bana bu konuda çok büyük avantaj sağlayacaktı. Hem firmalara daha yakın olabilecektim ve belki de staj imkanı geldiğinde firmada stajımı yapıp tecrübe edinebilecektim. Marmara'da tabii ki çok değerli bir üniversite ama benim İstanbul'u tercih etme nedenim özellikle lokasyonundan dolayı. Marmara'nın o dönem taşınma durumu vardı. Benim tercih döneminde Haydarpaşa'daki kampüsteydi. Daha sonra Başıbüyük'e taşındı. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi'nin o tarihi dokusu aslında, tarihi A blok, Fuat Paşa Konağı beni etkileyen özellikleriydi. Bu konuda tarihi olması, çok eski bir fakülte olması beni etkiledi. O yüzden İstanbul seçtim diyebilirim. Bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum. Marmara'nın tıpla ilgili bölümleri Başıbüyük'e taşındı. Benim bildiğim kadarıyla tıp, diş, ecza üçü de orada. Onun dışında başka bölümler de var diye biliyorum. Ama tam olarak emin olmadığım için burayı bilen biri varsa belki daha aşağı yorum yazarak bizi aydınlatabilir. Onun dışında bir İstanbul Üniversitesi öğrencisi olarak ben de o tarihi dokuyu gördüğüm zaman, özellikle o ana kapıyı gördüğüm zaman bir büyülenmemek gerçekten bence elden, el değil, içten değil yani. O zaman bir sonraki soruya sana doğru yavaşça geçiyorum. Tabii ki. Johnson & Johnson'ın ruhsatlandırma departmanında çalışan biri olarak ruhsatlandırma departmanı ne yapar? Ne iş yapar? Bir stajyer öğrenci, eczacı fakültesi stajyeri ruhsatlandırma departmanında nasıl çalışabilir? Neler yapabilir? Bize birazcık kısaca bunlardan bahsedebilir misin? Bir de ben şunu da merak ediyorum. Acaba özelleştiğin bir ürün var mı? Özellikle ilaç olur, tıbbi cihaz olur, gıda olur, kozmetik olur. Sana bırakıyorum soruyu. Tabii ki. Bizim ürün gruplarımız aslında ilaçlar ve kozmetikler. Yani aslında hem ilaçların ruhsat sürecinde görev yapıyorum, hem de kozmetik ürünlerin piyasaya sunulmasında görev yapıyorum. Kozmetikte ilaç gibi ruhsat alma durumu yok. İlaçtan bu süreç tamamen farklı aslında. İlaçta ruhsat almadan önce ilacın etkinliğinin, güvenliğinin, yan etkilerinin vesaire tam olarak belirlenip ve bunların kanıtlandırılması yapılıp otorite olan Sağlık Bakanlığı'na ilacın eczanede yer alabilmesi için ruhsat başvurusu yapılır. Kozmetikte ise piyasada denetim uygulaması var. Yani ürünü piyasaya verebilmek için ruhsat alınması gerekmiyor. Ürün piyasaya verilir ve yine otorite olan Sağlık Bakanlığı'na bildirim yapılır. Bildirim burada aslında anahtar kelime.
ilaçta ruhsat, kozmetikte bildirim diyebiliriz. Tabii yine bu kozmetik ürünlerinin de tüm etkinliğini gösterir ve belgelerin hazır bulunması gerekir. Çünkü bakanlık bizden her an bir belge isteyebilir veya denetim yapabilir. Johnson & Johnson'da ilaçla ilgilenen iki grup var aslında. Janssen grubu reçeteli verilebilen ilaçlar üzerinde çalışırken benim de dahil olduğum consumer yani tüketici sağlığı grubu OTC yani reçetesiz verilebilen ilaçlarla çalışıyor. Tabii ülkemiz aslında OTC diye bir tanımlama yok. Yani OTC de olsa olmasa da tüm ilaçlar aynı yönetmeliğe tabidir. Aynı yönetmeliğe tabidir. Aynı ruhsat alma sürecinden geçer. Bu şirketin kendi politikası gereği ayrımı yapılmış bir şey. Bazı ülkelerde OTC olarak tanımlanan ilaçlar süpermarketlerde satılabiliyor. Bu yüzden Johnson & Johnson'ın consumer grubunda OTC ilaçlarla ve kozmetik ürünlerine ilgilenen bakan kısmı. Ben ne yapıyorum? Kuruma yani Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Sağlık Bakanlığı'nın bir alt kurumu olan bu TİCK'ye yapılan başvuruların kaydını tutuyorum. Bunları aylık olarak globale bildiriyorum. Başvurulardan sonra sistemde güncellemeler yapıyorum. Yine kısa ürün bilgisi ve kullanma talimatında karşılaştırmaları yapıyorum. Bazen çünkü onlarda da güncellenmesi gereken yer olabiliyor. Kozmetikte bakanlığın bildirim sistemi olan ÜTS yani ürün takip sistemi girişlerini yapıyorum. Ambalajlarda belirtilen iddiaların doğruluğunu kontrol ediyorum. Çünkü ambalajda en ufak hata veya kanıt olmayan bir iddia bulunmamalı. Bunların bildirimi için dosyaların hazırlanmasına, bildirim yapıldıktan sonra da sistemimizde güncellemelerini yapıyorum. Kanunda ve yönetmelikte veya kılavuzlarda güncellemeler yapıldığında bunların kontrollerini yapıyorum. Eskisiyle olan farklarını belirleyip departmana bildiriyorum bu farklılıkları. Ürün grubu olarak sigara bırakma tedavisinde kullanılan ilaçlar var. Nikotin etken maddeli. Ağrı, enflamasyon ve kas gerginliği ve romatizmal hastalıklarda kullanılan bir ilacımız var. Yine böyle minor göz alerjisi ve reaksiyonlarında kullanılan bir ilacımız var. Mide yanmasında kullanılan bir ilacımız var. Bunlar tabii eczanede aslında çok satılan bildiğimiz ürünler. Ticari isimlerini. Kozmetikte ise cilt ve güzellik ürünleri, ağız bakım ürünleri, saç bakım ürünleri, duş jelleri ve bebek için şampuan ürünlerimiz var. Bu ara o kadar güzel anlattın ki hani böyle araya bölüp hani soru soracak soru bile aklıma gelmedi. Hepsini böyle kafamda sınıflandırmaya çalıştım. Ne nerede hangisinin regülasyonu nasıl olur diye. Yani ben bu cevap için ayrıca çok teşekkür ederim. Çok güzel bir şekilde açıkladın. Arkadaşlar Çok burada sağ ol. Bora'nın dediklerini birazcık not almanızı tavsiye ederim. Çünkü gerçekten hepsinin yönetmelikleri çok çok farklı. Çok farklı ISO denetimlerinden geçiyorlar. Çok farklı yönetmelikleri var dediğim gibi tekrardan. Ben bir sonraki soruya geçiyorum. Aha, tabii ki. Şimdi geldik güzel kısmı. Asıl öğrencilerin merak ettiği kısma. Başvuru süreci nasıl gidiyor? Bizim gerçekten hani başvuruyu nereden yaptın? Başvurunun hani böyle adımları neydi? Mülakat adımları nelerdi? Sen en çok nerede zorlandın? Yapacak insanlara, başvuracak kişilere neler tavsiye edersin? Bize biraz bundan bahseder misin? Tabii ki. Başvuruyu aslında internetten görmedim. Yani kariyer sitelerinden görmedim. Şimdiki departman yöneticimizi biz aslında İSPE Öğrenci Birliği'nin bir etkinliğine konuşmacı olarak davet etmiştik. Daha sonra kendisi de zaten İSPE Türkiye'de yani bizim öğrenci birliğimizin bağlı olduğu üst yönetimde yönetim kurulu üyesi. Ardından kendisi bize ruhsatlandırma departmanı için stajyer arayışında olduklarından bahsetti. Bizden de değerlendirmeler için CV'lerimizi onlara iletmemizi istedi. Ben de CV'mi iletmiştim. Daha sonra aradılar, mülakata davet ettiler. Bu mülakatta aslında klasik ilk mülakat süreci oldu. Daha çok beni tanımaya yönelik sorular sordular. Geçmişte yaptığım stajyere sordular. İlaçlar ve kozmetiklerle ilgili sorular sordular. Ben de tabii mülakata girmeden önce şirketi araştırmıştım. Şirketin hangi alanda çalıştığını, ürün grubunu, kozmetikleri vesaire yani şirket hakkında genel bilgiler edinmiştim. İK'cıya da Mülakata baktın girip mı? İK'cım kim? Nelerden bakış açısı nasılmış? Düşünce şekli nasılmış? evet İK'cıya bakın diye bakmıştım. çok söylenir. Çünkü şeye gitmeden hemen Evet. mülakata. Yine mülakata girmeden önce mutlaka bunlara bence bakmak gerekir. Çünkü bu sizin o pozisyon olan ilginizi gösterir bence. Yine mülakattan önce şirketin
internet sitesinin incelenmesi de çok büyük avantaj sağlar. Ben daha önce de aslında başka şirketlerin mülakatlarına da girmiştim. Bunlar da benim için çok büyük tecrübeler olmuştu. Nasıl sorular soruluyor, bu konuda bilgim olmuştu. Heyecanımı yenmemi sağlamış aslında bu önceki mülakatlar. Tecrübe sahibi olmuştum. Sonra bu görüşme tamamlandı. Beni telefonla aradılar ve ikinci mülakat için davet ettiler. Bu mülakat öncesinde bana bir vaka gönderdiler. Bu vakayı çözüp mülakatta İngilizce olarak sunmam istenmişti benden. Vakayı çözebilmek için tabii ki tüm detaylara hakim olmak gerekiyordu. Bu yüzden ilgili tüm kanun, yönetmelik ve kılavuzları okudum. Daha önce hiç bilgi sahibi olmadığım bir konuda kılavuzlara göre hareket ederek bir sunum hazırladım ve departman yöneticimizin de katıldığı ikinci mülakatta bu sunumu yaptım. Size Bu belli bir vakayı bana zaman verdiler yani ciddi ciddi sunum hazırlaman, araştırman için böyle evet. seni çağırıp Evet, "Aa, bu evet. senin konun, gel şimdi bana sunum yap" demediler asla. Evet, tabii bir hafta Ne kadar önceden gönderdiler. ilginç. Hazırlanmam istendi bu vakaya. Ben de tabii bu vakaya aslında çok çalışmıştım. Çünkü sunumda yanlış bir bilgi olmasını kesinlikle istemiyordum. O yüzden defalarca kez okudum kılavuzları. Yine bu mülakatta sorular da tabii ki biraz daha özelleşti. İlaçlarla ve kozmetiklerle olan bilgim test edildi. Sunumu hazırlarken yaptığım çalışmalar sonucu ve tabii ki fakültede aldığım eğitim sonucu bu sorulara da cevap verebildim. Ve benim için iyi bir mülakat olarak geçti aslında bu. Daha sonra bana olumlu olarak dönüş yapıldı. Benimle çalışmak istediklerini belirttiler ve ben de işe başladım. Ben mutlaka herkesin mülakat tecrübesi edinmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü red alsanız bile bu mülakatlar sonucunda kendinizi geliştiriyorsunuz. Ben de daha önce iki kez mülakata katılmıştım. Bunlardan red almıştım. Ama tabii ki bunlar benim için çok büyük tecrübe olmuştu. Teşekkür ederiz anlattığın için. Çok güzel bir şekilde anlattın. Ben senin bu anlatmanı dinlediğim zaman şunu gördüm. Bora demek ki çok sistematik bir şekilde araştırmış. Niye araştıracağını çok iyi biliyormuş. Kimi nasıl araştıracağını da bilmek çok önemli bir şey. Sen onu da çok iyi biliyormuşsun ki şu an Johnson & Johnson'da staj yapabiliyorsun. Çok teşekkür ederim. Bir sonraki soruya geçiyorum şimdi. Amerika rüzgarlarının estiği global bir şirkette çalıştığını düşünecek olursak, bana biraz staj sürecinin nasıl geçtiğinden bahsedebilir misin? Tabii ki. Çok güzel geçiyor aslında. Ruhsatlandırma departmanında staj yapmaktan çok memnunum. Bence eczacılar ilaç eczaneye gelmeden hangi süreçlerden geçiyorsa o süreçlerde de mutlaka bulunması gerekir. Çünkü bizim eğitimimiz tamamen ilaçlar üzerine. Her detayına kadar fakültede bunu öğreniyoruz. Ruhsatlandırma da yine hastaların ilacı güvenli bir şekilde kullanabilmesi için çok önemli bir departman. Sağ olsunlar departmanda da bana çok yardımcı oluyorlar aslında. Özellikle ilk başladığımda hiç bilmediğim bir alanda çalışmak gerçekten çok zorlayıcıydı. Ama bana her konuda yol gösterdiler ve yardımcı oldular. Çalışma günlerime kendi ders programıma göre ayarlamamda esneklik sağlıyorlar. Stajım sürecinde belki de en çok geliştirdiğim özelliğim multitasking olmak oldu. Yani hem işimi, hem derslerimi, hem sınavlarımı, hem kendi özel hayatımı aynı anda yürütmem gerekiyordu. Hem Bunun de için İSPE'ye. de İSPE'ye de çok emek evet harcıyorsunuz. tabii ki Onu da İSPE geçirin. öğrenci biriyim. Tabii ki, tabii ki. Bunun için de zamanımı çok iyi kullanmalıyım ve planlı bir şekilde ilerlemeliyim. Örneğin okulda uygulama dersimizin olduğu gün canlı derse katılmam gerekiyor. Bu sefer ertesi gün hem biriken işleri yapmam, hem o günün işlerini yapmam, hem de akşamında o gün işlenen dersin kaydını izlemem gerekiyor. Bunun için aslında planlı ilerlemek zorundayım. Ruhsatlandırma departmanında çalışacak arkadaşlara, staja başvuracak arkadaşlara tavsiyelerin nelerdir? Kendilerine ne gibi edinimler kazandırmaları gerektiğini düşünüyorsun? Tabii ki. Ruhsatlandırma çok dikkat gerektiren bir departman. Yani bir şey yapıldığında geri dönüşü olmayabiliyor veya bu yanlışlık sürecin uzamasına neden olabiliyor aslında. O yüzden bunu bilerek başvurmaları gerektiğini söyleyebilirim. Onun dışında dediğim gibi mülakat öncesi mutlaka şirket hakkında ve ilaçları hakkında bilgiler edinip mülakata öyle girmelerini tavsiye edebilirim. Öncesinde de girebildikleri kadar mutlaka mülakata girsinler. Hatta bazı şirketlerin böyle mülakat simülasyonları oluyor. Ona katılabilirler. Yine Excel programı örneğin iş hayatında çok kullanılan bir program. Bu program hakkında aslında öncesinde bilginizin olması işte size kolaylık sağlar mutlaka. Öğrenciyken yaptığınız kulüp çalışmaları, sivil toplum kuruluşları çalışmaları veya aldığınız sertifikalı eğitimler de sizi mülakatta öne çıkarır diye düşünüyorum.
bu eğitimleri yine takip edip sertifikanızı alıp mülakatlara öyle katılmanızı tavsiye edebilirim. Peki sen Johnson & Johnson'a bir öğrenci olarak neler kattığını düşünüyorsun? Bora Şahin olarak neler kattığını düşünüyorsun? Yani aslında tabii ki ben olmasam işler aksar, iş yapılamaz diyemem bu konuda. Ama ben de elimden geldiğince katkı sunmaya çalışıyorum. Çünkü bakanlığa gönderilmesi gereken yazılar, belgeler, bunlarda en ufak bir hata olmaması gerekiyor. Olursa düzeltilmesi için geri gönderilebilir ve süreç uzar aslında. Bu da zaman kaybına veya belki de maddi bir kayba neden olabilir. Ben de ruhsat süreçlerinin en doğru ve eksiksiz bir şekilde ilerlemesi için departmanımıza katkı sunuyorum. Ruhsatlandırmada çalışırken dikkatli olmak gerçekten çok önemli. Çok güzel bir şekilde açıkladın. Teşekkür ederiz. Ben bir soru daha soracağım. Hani buna tabii ki istersen cevaplayabilirsin. Staj boyunca hani başına gelen ilginç bir anın var mı? Hani bize paylaşmak istediğin. Hani eczane olur, Johnson & Johnson'da olur, nasıl istersen. Evet, yani aslında bana evden çalışmak çok ilginç geliyor. İlk defa çalışma deneyimi ediniyorum bir şirkette, kurumsal bir şirkette. Ve başladığım yer evim, çalışma ortamı evim aslında. Ve birlikte çalıştığım kişileri de örneğin ben birebir hiç yüz yüze bir araya gelmedik onlarla. Yüz yüze hiç tanışmadık. Hep böyle kameralar aracılığıyla online toplantılarda görüştük. Bu bana çok ilginç geliyor. Umarım pandemide bir an önce biter ve şirkete geri dönülür. Ben de o ortamı gerçekten çok merak ediyorum. Gözyaşım burada bir miktar pıt üzüldü. Bence de pandeminin iyi yanları oluyor. Böyle kötü yanları da tabii ki olabiliyor. Ama ne olursa olsun Johnson & Johnson'da staj yapıyorsun diyerek bu soruyu kapatıyorum tabii ki. Evet. Ve son Teşekkür ederim. olarak 9. soruya geçiyorum. Aslında buradan hani bahsettin bayağı bir. Dakamer ve Make ve Wish Foundation'da gönüllü olarak çalıştın. Ama hani eklemek istediğin bir şey var mı? Hani sivil topluma gönül vermiş bir bireysin sonuçta. Hani özellikle yaptığın, burada bahsetmek istediğin bir proje var mı? Tabii ki. Dekamer yani deniz kaplumbağalarını araştırma, kurtarma ve rehabilitasyon merkezi Pamukkale Üniversitesi'ne bağlı bir merkez aslında. Yaralı deniz kaplumbağalarının tedavi edilmesi için çalışıyor. Karetalar örneğin tekne motorlarından zarar görerek veya denizdeki atıkları yutarak yaralanabiliyorlar. Yine Ege ve Akdeniz sahillerinde yaralanmış karetalar duyarlı insanların merkezimize haber vermesiyle merkeze getiriliyor ve tedavi ediliyor. Tedavi süreci bitince de doğal ortamları olan denize geri bırakılıyorlar. Hatta bazılarını uydudan takip etmek için çip bile takılabiliyor. Yine yuvalama kumsallarında koruma çalışmaları yapıyor bu merkez. Yumurtaları dış çevreden korumak için çalışmalar yapıyor. Ben de bu merkezde 2018 yazında 30 gün süreyle gönüllü olarak çalışmıştım. Her gün İstuzu plajında yaklaşık 15-20 kilometre yürüyerek yumurtaların olduğu yerleri tespit edip onları korumaya alarak dış etkenlerden korumaya çalıştık. Tabii ki merkezde çalışmalar bilimsel olarak yürütülüyor. Biyoloji ve veterinerlik bölümünden hocalar çalışmalar yapıyor. Yine doktora öğrencileri çalışmalarını yürütüyor bu merkezde. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gönüllülerle tanıştım burada. Yeni insanlar tanıdım. Bazılarıyla hala görüşüyorum. İztuzu plajı yuvalama bölgesi olduğu için aslında bir koruma alanı. Akşam 8 ile sabah 8 arasında bu plaja Dekamer gönüllüleri dışında ve plajın güvenliğini sağlayan çalışanlar dışında kimse bu plaja giremiyor. Çünkü karetalar akşamları kumsala gelip yumurta bırakıyor ve ortamda ışık olmaması gerekiyor ve sessiz olması gerekiyor. Çok Bu ilginç. nedenle ortam tamamen zifiri karanlık aslında. Çok güzel bir doğası var. Gökyüzü tertemiz. Mars'ı ve Satürn'ü ben örneğin akşamları, geceleri çıplak gözle görebildiğimi biliyorum. Bu inanılmaz bir şey. Yabancı gönüllüler de vardı bu merkezde. Galler'den, İspanya'dan, Ukrayna'dan gönüllüler gelmişti. Onlarla tanışmıştım. Benim için çok keyifli ve öğretici bir süreçti. Hem Evet. ulusalda tabii söyle lafını ben sonra söylerim cümleyi. İstersen Make-A-Wish'ten de bahsedeyim. Bir Tabii, dilek derneğinden. sonra en son ben konuşurum. Yine bu bir dilek derneği de 3-18 yaş arası hayati tehlikeli hastalık taşıyan çocukların en çok istedikleri bir dileklerini gerçekleştirmek için çalışan bir dernek. Örneğin bu dilek bir erkek çocuğunun Galatasaray futbol takımıyla tanışmak ve onların maçını stadyumdan izlemesi olabiliyorlar. Veya örneğin en çok istediği bir şarkıcıyla tanışmak isteyebiliyor bu çocuk. Bunun organizasyonunu yapıyor bu dernek.
Ben de İstanbul'a daha önce hiç gelmemiş ve hayali İstanbul'u gezmek olan çocuklarla İstanbul'u gezme projesinde çalışmıştım bu dernekte. Çok fazla gönüllü olduğu için aslında her zaman da sıra gelmiyor projelerde yer almak için. O yüzden ben de şimdiye kadar bir etkinliğe katılabildim. Yine burada çalışmak tabii ki çok güzel. Çok güzel, ne olursa olsun İstanbul'u gezdirmek bence Tabii. çok güzel bir şey. Ben özellikle kaplumbağalarıyla yaptığına bir yorum da yapmak istiyorum. Hem globalde hem ulusalda bir sürü insanla, farklı üniversitelerin farklı hocalarıyla çalışma fırsatı bulmak bence çok güzel bir şey. Hani bunu söylemek istedim. İmrendim. İmrendim, Evet, çok teşekkür belirtmek ederim. Aslında mutlaka tavsiye ederim. Çok güzel insanlarla çalışıyorsunuz. Size yol gösterici oluyorlar. Tabii ki oradaki çalışmalar bilimsel olduğu için yani siz de aslında çok şeyler öğreniyorsunuz. Mutlaka tavsiye ederim. Şu anda hatta galiba pandemi nedeniyle gönüllü alınmıyor bildiğim kadarıyla ama pandemi bitince tekrar gönüllü alınmaya başlanır diye düşünüyorum orada da. gönüllü olmak isteyen arkadaşlara duyurulur. Dekamen sitesinden mi yapıyorlar başvuruları? Evet, internet sitesinden yapılabilir. O zaman arada da kamera bakmanızı tavsiye ediyoruz arkadaşlar, gönüllü olmak Evet. isteyenler için, kalite karatalarla çalışmak isteyenler için. Benim soracağım sorular bu kadar Boracığım. Çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Çok güzel bizi bilgilendirdin, çok güzel kılavuzladın. Her şey için çok çok teşekkür ederim. Arkadaşlar, Bora'ya sorularınız olursa aşağıya yorum şeklinde bırakabilirsiniz. Çarşı Eczacıların Instagram'ına, LinkedIn'ine yazabilirsiniz. Biz Bora'ya iletiriz. Sonrasında da sizlere cevapları yorumlar şeklinde anlatabiliriz. Tekrardan çok teşekkür ederim. Var mı son olarak söylemek Çok istediğim bir şey? çok teşekkürler Duru. Beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Gerçekten sizin de ne kadar çok çalıştığınızı biliyorum. Bu özellikle öğrencilere yol göstermek için hazırladığınız videolar, yazılar çok bilgilendirici oluyor sizin de. Ben de Teşekkür sizi ederim. takip ediyorum severek. Çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Biz teşekkür ediyoruz. O halde yayını kapatıyorum. Görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere, hoşça kalın.